Yeni buluşlar, ilginç tasarımlar. Yüzyıllardır insanoğlunun yeryüzündeki yaşama ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başladı. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin de ilime ve bilime olan ilgisi her geçen gün artıyor. Türk dünyası genç mucitler yetiştiriyor. Her geçen gün ilginç fikirler, farklı tasarımlar ve yeni buluşlar ortaya çıkıyor. Gençlerimiz küçük elleriyle büyük işler başarıyor. Bizler de gençlerimizin ürettiği yeni fikirleri ve projeleri bulmak için düştük yollara. Türkiye'den Azerbaycan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Bosna Hersek'e, Özbekistan'dan Kırgızistan'a tüm Türk dünyasında yeni ufuklar, yeni fikirler ve yeni projeler arıyoruz. Gençlerimizin projelerini ve küçük yaşlarına rağmen büyük fikirleri her hafta sizlerle buluşturuyoruz. İsterseniz bu haftaki genç mucitlerimize ve projelerine kısaca bir göz atalım. Bu haftaki ilk mucidimiz Hacer Selin Avcı. 13 yaşındaki mucidimiz 7. sınıf öğrencisi. Dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere neden olan depremler yaşanıyor. Selin de depremlerde can kaybını önleyebilmek amacıyla Triyaj Sistemli Hastaneler projesini geliştirmiş. Triyaj Sistemli Hastaneler fikri nereden aklına geldi? Dünya yüzyıllardan beri doğal afetlerle ilgili çok fazla sıkıntı yaşadı ve doğal afetlerle ilgili hani çok fazla felaket başımıza geldi. Filipinler'deki sel felaketi, 99'daki Marmara depremi ve 2007'deki Van depremi derken doğal afetlerle ilgili çok fazla sorun yaşadık ve çok fazla insanın ölümüne neden oldu doğal afetler ve bu da beni çok etkiledi. İşte ben de bu yüzden doğal afetlerle ilgili bir buluş yapmaya karar verdim. Projenin maketini oluşturmak için hangi malzemeleri kullandın? Kullandığımız malzemeler 4 tane arabanın iç aksanı, jelatin, fotoblok, eva ve renkli kartonlar. Triyaj sistemli hastaneler nasıl çalışıyor? Önce ben size triyaj sistemi anlatayım. Triyaj renk kodlama sistemi. Kırmızı, sarı ve yeşilden oluşuyor ve seçme ve ayırma anlamına geliyor. Mavi renk de triyaja bizim kendi eklediğimiz bir renk. Böyle araçlarımız var. Bu kırmızı aracımız acil müdahale gerektiren ve hayati tehlikesi bulunan kişilere yönelik. Sarı aracımız durumu iyi olmayan ve eğer müdahale edilmezse hayati tehlikeye girebilecek kişilere yönelik. Yeşil aracımız pansuman gerektiren ve kronik hastalıkları olan kişilere yönelik. Mavi aracımız da psikolojik rahatsızlığı olan ve psikolojik desteği duyan kişilere yönelik. Biliyorsunuz ki deprem çok büyük bir afet ve burada insanlar şok geçirebiliyor ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu aracımız da bu insanlara yönelik bir araç. Doğal afetlerde ilk 72 saatin çok önemli olduğunu ve bu sırada en kısa zamanda işte afet alanına ulaşılması gerektiğini. Fakat afet alanında hastane olmayabilir veya işte hastaneye çok uzak olabilir. Bu bizim öğrencilerimizin üretmiş olduğu yürüyen triyaj sistemli hastanelerle anında oraya ulaşılabilir. Ekipman mevcut. Anında o kişilere en azından arkadan gelecek mobil hastaneler kurulana kadar bir önce ekip gibi yardım edebilecek bir oluşum olarak görüyorum. Genç mucidimizin evdeki çalışma ortamına kısaca bir göz atalım. İsterseniz projenin gelişim sürecini bir de genç mucidimizin annesinden dinleyelim. Kızınız triyaj sistemli hastaneler fikriyle size geldiğinde ne hissettiniz? Selin, bu böyle bir projeyle bana gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü ne bileyim, bilgisayar, televizyon, çeşitli aktivitelerle uğraşacağına, bilim adına bir şeyler yapması, ilgisini çekmesi bizi çok mutlu etti ailecek. Bu böyle şeylerle ilgilenmesi, biz de tabii her zamanki gibi arkasında destek olduk, destek olacağız her zaman böyle şeylerle uğraşmasına. Genç mucidimiz bilimsel çalışmalara ne zaman başladı? Selin böyle bilimsel çalışmalarla uğraşmaya çocukluğundan beri yatkın bir çocuk. Okula başlamadan önce de kendince bir şeyler yapardı. Tabii ilkokula başlamasıyla beraber daha böyle ne bileyim kolay oldu. Çünkü kendini ispat etmesi, açıklaması, çünkü yatkın bir çocuk böyle bilimsel çalışmalara. Senin gibi
bilim ve projeler üretmek isteyen genç arkadaşlarına ne önerirsin? Herkes hata yapabilir. Hata yapmaktan korkmayın ve de hiç destek almaktan gocunmayın. Çünkü insan her zaman desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Özellikle büyüklerinizden destek alın, araştırın. Benim tavsiyem bu. Bu haftaki ikinci mucidimiz Feyzan Sarı. 13 yaşındaki mucidimiz 7. sınıf öğrencisi. Feyzan'ın depremlerde göçük altında kalanlara umut verecek bir projesi var. İşte Feyzan'ın Umut Işığı projesi. Umut Işığı projesi nereden aklına geldi? Biz köye babaannemleri ziyaret etmeye gitmiştik. Orada hamam böcekleri görme gün ışığından karanlığa doğru kaçıyorlardı ve aklıma geldi. Işığı takip eden bir robot yapmak. Projenin amacı nedir? Projenin amacı göçük altında kalanlarda depremlerde yardım etmek. Aynı zamanda görme engelli insanlara da yardımcı oluyor. Bu konuda da dedemden yola çıktım. Üzerine yerleştirilecek bir değnek sayesinde yollarını kolayca bulabiliyorlar. Projenin maketini oluşturmak için hangi malzemeleri kullandın? İlk olarak bir oyuncak arabanın alt kısmını kullandım. İki tane pil var ve iki tane de dişli kutusu var aynı zamanda. Bunlar devir düşürücü dişli kutusu olarak da biliniyor. Işığa duyarlı dirençler var iki tane aracın önünde ışığı algılaması için. Onun dışında anahtarımız var açıp kapatmak için. Ya çok zor bir şey değil daha önceden dediğim gibi. Ve çalıştırmak için de lamba kullanıyorum ışık sayesinde çalıştığı için. Feyzan zaten çok duygusal bir öğrencidir. Müzik aletlerine ilgisi de bundan kaynaklanmakta. Çok güzel keman çalıyor Feyzan. Yine bir sürü projelerle benim yanıma sürekli uğrar. Sürekli projeleriyle ilgili destek ister benden. Bununla ilgili fikrini söylediğinde ben çok olumlu karşıladım. Zaten diğer öğrencilerimizde de öyle. Hamam böcekleri hakkında bir araştırma yaptık. Beraber onu konuştuk. Acaba bu hamam böceklerini umut ışığı olarak nasıl kullanabiliriz diye. Ve onların karanlıkta durup da ışıkta hareket etmelerini proje şeklinde depremlerde kullanma açısından beraber fikir ortaklığı yaparak böyle bir tarzda ilerlemeyi tercih ettik. Şimdi de genç mucidimizin evdeki çalışma ortamına kısaca bir göz atalım. İsterseniz projenin gelişim sürecini bir de genç mucidimizin annesinden dinleyelim. Şaşırdım aslında böyle okulda bir projeleri olduğundan bahsettiğinde. İşin aslı çok beklemediğim bir projeydi. Yani depremi yaşamamış bir çocuk olarak ama bu depreme karşı bu kadar duyarlı olması inanın beni de çok sevindirdi. Belki yapılan deprem haberlerinden etkilenmiş olabilir diye düşünüyorum. Şaşırdım işin aslı. Böyle bir şey düşünmesi bana şaşırtıcı geldi. Senin gibi bilim ve projeler üretmek isteyen genç arkadaşlara ne önerirsin? Sonuçta hepimiz hata yaparak öğreneceğiz. O yüzden bence denemekten korkmalarına gerek yok. Ben de deney yanına yaptım. Hani bunu ilk seferde yapamadım. Yani çabuk pes etmemeleri gerekiyor. Genç mucitlerimiz her gün dünyamızı ve insanları ilgilendiren pek çok soruna çözüm üretiyor. Bizler de onların projelerini sizlerle buluşturuyoruz. Haftaya yeni projeler ve yeni mucitlerle görüşmek üzere, hoşça kalın.